Herkese merhabalar, Roketay Türkiye'den Talha ben. Bugün bu videoda pazar yerindeki mağazamızı nasıl bir marka haline getirebiliriz, bunlardan bahsedeceğiz. Bunun aslında pek çok örneği var. Küçük bir şekilde pazar yerlerini satışa başlayıp daha sonrasında markalaşıp büyüyen pek çok markanın hikayesini hepimiz duyuyoruz, hepimiz görüyoruz. Bunun için belli başlı düzenlemelere ve belli başlı optimizasyonlara ihtiyacımız var. Bunların en başında aslında bir kurumsal kimlik geliyor. Yani bizi ve markamızı, ürünümüzle eşdeğer bir şekilde yansıtacak bir logoya, bir brandinge, bir markalamaya ihtiyacımız var. Daha sonrasında ise bizi markalaşmada en öne geçirecek adım optimize bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı yönetmek. Bunun en büyük faydası bizler için Instagram'da paylaştığımız, YouTube'da paylaştığımız, Facebook'ta, Twitter'da, bunun yanı sıra Pinterest'te paylaştığımız görsellerin, içeriklerin pazar yerindeki mağazamıza trafik çekmesi olacaktır. Ve bu da aslında otomatikman satışlarımızın artacağı anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra bunları optimize bir şekilde yönetmek bizim marka bilinirliğimizi artıracağı gibi tutarlı bir yaklaşım sergileyeceği için müşterilerimize de bir o kadar güven verecektir. Ve markalaşma yolundaki en önemli adımlardan birisi görselleri, içerikleri doğru bir şekilde karşı tarafa, müşteri tarafına ulaştırabilmekten geçiyor. Bunun da en güzel yolu aslında pazar yerlerinin kendine eklediği şu an video formatında ürün görselleri kullanabilmemizde. Çünkü yeteri kadar detay verebiliyoruz. Fakat tüketicinin aklında soru olabiliyor. Bunu hepimiz kendimize de sorabiliriz. Acaba bu görselde shop mu var? Bu gerçekten böyle mi? Bunun en iyi çözümü aslında videolar. Çünkü pek çok farklı açıdan ürünü tüm detaylarıyla görebiliyoruz. Hatta bazı videolarda kullanırken bile görebiliyoruz. Bu da bir tüketici olarak aklımızdaki bütün soru işaretlerini gideriyor. Bunun yanı sıra markalaşma yolundaki en büyük adımlardan birisi de planlı bir şekilde ilerleyebilmek, envanterimizin kontrolünü planlı bir şekilde yapabilmek, teslimat sürelerini planlı bir şekilde yapabilmek ve aslında kilit noktalardan birisi müşterilerimizden bol bol markamızla ve ürünümüzle alakalı geri bildirimler alabilmekten geçiyor. Çünkü şunu bilmeliyiz ki satın almaların çoğu yorumlara bakarak gerçekleşiyor ve yorumlar gerçekten ürünün satın almasını %70'lere, %80'lere kadar etkiliyor. Hepimizin başına gelmiştir bir ürün alacağızdır. Önce yorumlara bakıyoruz. İnsanlar bunu kullanmış mı? Nasıl kullanmış? Memnunlar mı? Bir tane bile kötü yorum olsa aklımıza bir soru işareti düşüyor. İşte bu yüzden yorumları doğru bir şekilde analiz etmeliyiz. Bunun artılarını, eksilerini öğrenmeliyiz ve eksik olduğumuz noktalarda kendimizi her geçen gün daha fazla geliştirmeliyiz. Bu markalaşmamız için e-ticaret pazar yerindeki sayfamızı bir marka haline getirmemiz için en elzem olan şeyler. Ve markalaşmanın en önemli noktalarından birisi de müşterinizin sizin mağazanıza geldiğinde, sizin web sitenize geldiğinde kendini özel hissetmesi, değerli hissetmesi olacaktır. Bu adımlar sizin markalaşma yolculuğunuzda en sağlam yapı taşları olacaktır. Markalaşma sürecinde şunu unutmamamız lazım. Markalaşmak bir sprint değildir. Bir maratondur. Zaman alır ve istikrar gereklidir. Siz de bunları uygulayarak e-ticaretteki pazar yerlerinizi, markanızı daha büyük markalar haline getirebilirsiniz ve satışlarınızı da bir o denli arttırabilirsiniz. Umarım sizler için keyifli ve faydalı bir içerik olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone değilseniz Roketay Türkiye'ye abone olmayı ve yeni videolardan ilk haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Roketay, satışlarınızı arttırır.